Evet, hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Yine bir sosyallik videomuzda birlikteyiz. Biliyorsunuz 27. hafta maçları tamamlandı. Biz de 28. hafta yayınını yapacağız. Ee, bu arada hafta içi bugünden itibaren başladı. Bugün salı biliyorsunuz. Bugün başladı. Türkiye Kupası maçları da var. Bugün Ankara gücü Fenerbahçe'yi sürpriz bir sonuçta 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Fenerbahçe elendi. Burası sonra bununla konuşacağız zaten. Hem Fenerbahçe'nin yorumunu yaparken hem de Ankara gücünün yorumunu yaparken. Biliyorsunuz bu yayında hem sakat cezalı futbolcuların bilgilerini paylaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta oynanan maçları yorumluyoruz. Maç skoru tahminlerini ve oynayacakları maçlarla ilgili de ayrıca oyuncu önerilerini söylüyoruz. Tekrar edeyim Türkiye Kupası maçları biliyorsunuz oynanmaya başlandı. Dediğim gibi biraz önce bu maçlardaki sakat cezalı oyuncuları da mutlaka mutlaka Bakmanızda fayda var arkadaşlar kadro yapmadan önce. Bir de son olarak bu yayın haricinde ayrıca kadro önerisi yayınımız var. O yayınımızda lütfen izlemeyi unutmayalım diyelim. Ve her zaman yaptığımız gibi geçtiğimiz hafta skor tahminlerimiz ne durumdaydı. Onlarla itibaren yayınımıza başlayalım bakalım. Evet Samsun-Çaykurize maçında Samsun Spor galibiyetini bildik. Holsey'i bildik gol attı. Bir de Marius'u bildik bir asist yaptı. Samsun-Çaykurize 3-0 yendi. Kayseri Ankara gücü maçında Kayseri Spor galibiyetini bildik. Ayrıca aynı zamanda Nazon'u bildik. Golcü oyuncu Kayseri Spor'un forveti. Nazon da bir gol attı. Kayseri Ankara gücünü 3-2 yendi biliyorsunuz. Gaziantep Başakşehir maçında da Başakşehir galibiyetini bildik. Ayrıca Piyantek'i bildik. Piyantek bir gol attı maçta. Başakşehir deplasmanda Gaziantep'i 2-0 yendi. Konya Hatay maçında Konya Spor'dan kaleci Slovak'ı bildik. Bu maçta aslında biz çok gol olacağını ihtimal vermiyorduk. O yüzden iki takım da kalecisini almıştık bildiğiniz gibi. Slovak orada gol yemedi bu hafta. Clean de bize puan kazandırdı. Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Fenerbahçe galibiyetini bildik. Sivas Pendik maçında Sivas'tan Manaj'ı bildik. Manaj bir gol attı. Aynı zamanda Pendik Spor'un tek golünde Mamet Yam'ın da asisti var. Biz Mamet Yam'ı da yazmıştık oraya. Onu da bildik. Fatih Karagümrük Amanya maçında Eyser bildik. Eyser bir gol attı. Trabzon Adana Demir maçında Trabzonspor'un galibiyetini bildik ve golü atan Trezegi'yi bildik. Trezegi attı Trabzonspor'un tek golünü. İstanbulspor İstanbulspor Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın galibiyetini bildik. Aynı zamanda Muçi'yi bildik. Muçi'den çok ümitliydik. Gol attı ve diğer gol atan oyuncu Semih'i bildik burada. Bu maçtan gerçekten maksimum verim aldık. Bir de İstanbulspor gol atsaydı tam skoru da biliyorduk. Son olarak da Galatasaray Antalya Spor maçında Galatasaray'ın galibiyetini bildik. Evet, geçtiğimiz haftanın tahminleri bu şekildeydi. Şimdi e, 28. hafta için maç yorumlarımızı alalım. İlk maçımız Kasımpaşa Sivas maçı. Kasımpaşa bu hafta deplasmanda Fenerbahçe karşısında iyi direnmesine rağmen son dakikada yediği penaltı golüyle 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadım. Aslında bakıldığında son saniyede hani puan kaçırdı gibi görünüyor ama maç boyu çok fazla pozisyona da giremediler. Etkili olamadılar. Golü de zaten duran toptan attılar. Takımda iki haftada bir form düşüklüğü var. Bu göze çarpıyor aslında. Özellikle kanatlardan çok etkili olamıyorlar ve çok fazla rakibine pozisyon veriyorlar. Ligin en çok gol yiyen yani takımlarından biri Kasımpaşa. Ee, gol bulmakta sıkıntı yaşamıyor ama kalesini golü kapatma konusunda biraz sorunlu bir takım kısım paşa takımı. Sivas Spor ise kendi sahasında Pendik Spor'u 4-1 geçti. Çok farklı bir skorla. Şimdi i̇şte maçın skoruna baktığımızda Sivas Spor Pendik Spor klasa etmiş. Çok rahat bir şekilde kazanmış gibi görünüyor ama maçı izleyenler işte böyle düşünmüyor. Çünkü ben maçı izledim. Hakikaten Pendik Spor daha etkili bir oyun ortaya koydu. Yani maç boyu daha organizeydi ama Sivas Spor bulduğu tüm pozisyonları değerlendirdi maçta ve sonuçta da sonuçta da farklı galip gelmeyi başardı. Maçla ilgili tahminim de Kasımpaşa'nın kazanacağı yönünde. Sivasspor oyun olarak hala beğenmiyorum. Her ne kadar yeni transferleri yavaş yavaş takım alırsa da Kasımpaşa kendi sahasında etkili bir takım ve tek e, tekrardan o kadrodaki oyuncu kalitesine uygun olarak özellikle kaptan Hayrettin için başkanlığında diyeyim ve kariyer sezonu yaşayan Aytaç'la beraber kazanma alışkanlıkların tekrardan ele alacaklardır diye düşünüyorum. Skor tahminim 3-1 Kasımpaşa galibiyeti. Burada önereceğim oyuncular Kasımpaşa'da Hayredinović, Aytaç ve Da Costa. Spor'un golcüsü Manaj zaten yani mutlaka yazılmadı Adam çok iyi topçu. Onu da kadrolarımıza yer verebiliriz. Evet, ikinci maçımız Ankara Gücü İstanbulspor maçı. Ankara Gücü geçen hafta resmen intihar etti. Yani Kayseri deplasmanında ilk yarı çok da iyi oynamadılar aslında. 2-0 öne geçtiler. İlk yarı bitti. İkinci yarı çok baskı yediler. Ve sonra son dakikada yedikleri golle de sahadan 3-2 mağlup ayrıldılar. Teknik direktör Emre Belözoğlu maçtan sonra yaptığı açıklamada başkanla konuşup hani gereğini yapacağını söyleyerek böyle bir, bir nevi istifa sinyali verdi diyebiliriz. Aynı zamanda bugün de Fenerbahçe'de maçları vardı ama Fenerbahçe karşısından da çok önemli bir galibiyet aldılar. 3-0'lık skorla. Çok da iyi oynadılar. Maçın başından sonuna kadar Fenerbahçe'ye fırsat vermediler. Bu yüzden belki burada işler biraz değişmiş olabilir. Belki Demirel böyle oldu istifa etmez veya takımın ayrılmaz diyelim. Bunu da bu hafta içi göreceğiz. İstanbul Spor ise artık yani hepimizin malumu ligde son zamanlarını geçiriyor ama çok güzel bir mücadele veriyorlar hakikaten yani oyun olarak e, ligdeki çoğu takımdan daha iyi mücadele ediyor diyeyim. Beşiktaş maçında da iyi direndiler ama gol yollarındaki beceriksizlik sonucu yani skor bulamadılar. Ben bu maçta işte her ne kadar kalsı olsa da şimdi kupa maçının morali de olacak. Biraz yorgunluk olacak ama kendi seyircisinin itici gücüyle Ankara gücünün galip geleceğini düşünüyorum. Bu reaksiyon verip birlikte kötü gidişine son vereceğini düşünüyorum. Maç değeri skor tahminimde Ankara gücü ekip. İstanbul Spor 0. Şimdi gol yemeden kazanacağını düşündüğümüz için de her zaman yaptığımız gibi clean sheet düşünüyoruz. O yüzden kale ve savunmadan da oyuncular almak lazım. Kalede Bahadır, savunma da Muyakic orta sahada Moruç ve ileride Alisov Ankara gücünden önereceğimiz oyuncular. Üçüncü maçımız Çaykur Rizespor Kayserispor maçı Çaykur Rizespor Samsun deplasmanında ummadığı bir mağlubiyet aldı 3-0'lık skorla. Aslında maçın hakkı belki de bu değildi ama sonuçta son vuruşlarda etkili olamadılar. Bir de Samsun'un sert savunması karşısında ileri uçtaki oyuncuların orta sahada bağlantılarında sorun yaşandı. Ve böyle bir 3 0lık bir skor ortaya çıktı. Kayseri ise Burak Yılmaz resmen baştan doğdu diyebiliriz. Yani inanılmaz bir çıkış içerisindeler. Yaklaşık 5 ya da 6 haftadır mağlup olmuyorlar. Bu hafta da ilk yarı 2-0 mağlup duruma düştüler. Burak Yılmaz hemen ikinci yarının başında oyuna müdahale etti ve maçı 3-2 kazandılar. Gerçekten çok inanılmaz bir de baskı yaptılar. Bu maçta beraberlik ağır basıyor gibi görünse de ben iç sahada Çaykur Rizespor bir adım önde görüyorum biliyorsunuz. Bazı takımlar İstihar'da bir farklı oynuyorlar. Çaykur Rize, Samsun gibi. Çaykur maçta da karşılık gollerin geleceğini düşünüyorum. Skor önerim 2-1. Çaykur Rize galibiyeti. Varesanovic ve Akintola Çaykur Rize'de yazılabilir. Akintola hala skora katkı yapmadı. Mutlaka bekliyorum ondan da bir hareket. Nazon Kayseri golcüsü. 2 haftada atıyor. Bu haftada atacağını düşünüyorum ve geçtik. Hatay Spor Fenerbahçe maçında Hatay Spor oyun olarak yine düşüşe geçti ve 2-0 mağlup oldukları Konya deplasmanında çok da bir varlık gösteremediler. Orta sahada bir zaaf göze çarpıyor. Her şeyden önce takımın direnci çok iyi seviyede değil. Volkan Demiral e sürekli müdahale edip takımın dinamiklerini hani böyle dinamik tutmaya çalışıyor diyeyim ama bu kadar zarlığa rağmen gerçekten mücadele ediyorlar en azından ve bunu alkış hak ediyorlar. Hatay Spor herkesin gönlünde Hatay Spor'un ayrı bir yeri var biliyorsunuz o felaketlerden dolayı. Fenerbahçe ise inanılmaz zorlandığı maçta Kasımpaşa'yı son dakikada gelen penaltı golüyle 2-1 yendi. Evet pozisyon vermediler belki ama takımda form düşüklüğü çok net. Ee, özellikle kanatlara sıkıntı yaşıyorlar. İrfan Can Sakat biliyorsunuz Cengiz Fonsu kurulmuş ve İsmail hücuma destek veremiyor. Çok pasatası yapıyor. Ferdi ve sadece bunları oynamaya çalışıyor. onlara da olmuyor. Ceko istediği topları alamıyor. Ceko bu sefer orta sahaya geliyor. Bu sefer ileride uçta etkisiz kalıyor. Yani çok sürdürebilir bir durum değil. Bu Fret artık yavaş yavaş antrenmanlara başlaması Fenerbahçe açısından iyi haber. Fred gelince Şimanski'nin de performans atacak. Çünkü Şimanski şu an sahada yok. Bir de bu kadar sıkıntının üstünde bugün Ankara gücü karşısında 3-0'lık bir hezimetle ayrıldılar kupa maçında. Fenerbahçe'de de işler çok iyi gitmiyor. Ama Hatay Spor'un form durumu, maçın Mersin'de oynanması, Fenerbahçe'nin net basmanda namalip olması, çok iyi bir performans göstermesi bakınca yani bunlara bakınca ben maçı Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. Skor önerimde 2-0 Fenerbahçe galibiyeti. Kalede ve savunma savunmadan Ferdi, orta sahadan Cengiz, ileriden de Ceko. Fenerbahçe'den önerebileceğimiz oyuncular arkadaşlar. Geçtik diğer maça Başakşehir. Yılport, Samsun Spor maçı Başakşehir çok da iyi oynamadı ve ölüp ölüp dirildiği maçta Gaziantep deplasmanında 2-0 galip geldi ve altın değerinde bir 3 puan aldı. Kötü geçen bir haftadan sonra e, bu kötü oyunla diyeyim yani bunun altını çizmem lazım. Bu kötü oyunu galip gelmek gerçekten çok önemli. Başakşehir için. Samsun Spor ise kendi sahasında. Puanları toplamaya devam ediyor. E, ligin flaş ekibi Çaykur Rize karşısında. Çok da etkili oynamadılar ama 3-0 galip geldiler. Atakları iyi değerlendirdiler takımdaki yükseliş var. Bunu kimse zaten inkar etmiyor. Özellikle Holse ve Marius gerçekten çok iyi uyum sağladılar. Ben Başakşehir'in oyuncu tecrübesi, oyuncu kalitesiyle bu maçı kendi sahasında kazanacağını düşünüyorum. Ama savunma hataları, savunmadaki bağlantı arasındaki sıkıntılar nedeniyle de gol yiyeceğini düşünüyorum. Gollü maç bekliyorum. Skor önerim Başakşehir 3, Samsun Spor 2. Başakşehir'de Deniz Türüç, Davidson ve Piantek önerebileceğim oyuncular Santon Spor'da Holse ve Marius dışına çıkmıyorum her zaman yaptığım gibi. Bunlar da sürekli bu ikisini yazıyoruz. Sürekli bunlar bizim yüzümüzü kara çıkartmıyorlar. Mutlaka skora katkı yapıyorlar. Tekrar skor önerisini söyleyeyim. Başakşehir 3, Samsun Spor 2. Bir diğer maçımız Pendik Spor, Konya Spor arasında. Pendik Spor deplasmanda Sivas karşısında farklı mağlup oldu. Ama biraz önce söylediğim gibi maç içerisinde iyi bir performans gösterdi. Transfer döneminde özellikle orta saha ve hücum çok kuvvetlendi Pendik Spor Orta sahada Indiaya nokta atışı bir transfer. Ligimizi biliyor çok tecrübeli, çok iyi oyuncu. Ben e, bu kadro ile Pendik Spor'un ligde kalacağını düşünüyorum. Yani e, iyi bir kadrosu var hakikaten. Umut Nayır, Mamet Tiyan bunlar nokta atışı transferler. E, Konya Spor ise kendi sahasında Hatay Spor'u 2-0 yendi ve resmen hayata tutundu. Defansif anlamda rakibe çok alan bırakmadan, orta sahadan baskı ile kalelerinde çok tehlike görmeden maçı tamamladılar. Bu şekilde de kazandılar. Yeni transferler yavaş yavaş uyum sağlamaya başladı ama oyun olarak çok iyi durumda değil Konya Spor. Ben bu maçta Pendik Spor net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Skor önerim de 2-0. Oyuncu önerisi olarak kaleci Erdem, savunmada Alparslan Öztürk, orta sahada Mamet ve ileride Umut Nayır yazılabilir. Evet, geçtik derbiye. Beşiktaş Galatasaray pazar günü oynanacak maç. Beşiktaş geçen hafta İstanbulspor deplasmanında rahat bir galibiyet aldı. Santos geldiğinden beri savunma hattında bir ilerleme kaydediyorlar. Bunu görebiliyoruz. Bir havaya yakaldılar ve devam ettiriyorlar şu anda. Genç Semih, Semih Kılıçsoy çok formda. Orta sahada yeni transferi iyi adapte oldu ki burada Muci'ye bir parantez açmak lazım hakikaten. E, takım hücum gücüne inanılmaz katkı sağlıyor. Bunlar Beşiktaş'ın avantaj. Yalnız son yok. Onu da söyleyelim orta sahada cezalı Getson. Aynı zamanda Bahtiyar da cezalı. Galatasaray ise kendi sahasında çok zorlandı Antalya maçında ama 2-1 yendi. Icardi yoktu. Biliyorsunuz bir maç ceza almıştı. Icardi olmayınca ileride top tutan, orta sahada o pas trafiğini yapan veya topun gelişini indirip orta saha oyuncuların hareketlerinin oyuncu eksikliği çok büyük. göze çarptı o da Vinicius'ta olmadı o iş. Şimdi Icardi oynayabilecek bir maç ceza aldığı için Galatasaray'da ayrıca böyle Torreira ve Kerem, Dem Kerem Demirbay'a da çok büyük bir yorgunluk var gibi. Belki maç temposu, belki çok sert geçen bir Sparta-Barak maçları ki ikisi de inanılmaz efor sarf ettiler. Onların da kupa maçına dinleneceklerini düşünüyorum. Ee, belki de şu an Galatasaray'ın en kilit oyuncusu bu iki isim çünkü. Yani Kerem Demirbay'la e, Torreira. Ayrıca Solbek Köm de iyi işler veriyor hücuma. Bunu da belirteyim. Galatasaray açısından. Maçla ilgili tahminim son haftalardaki formu bir, bir, takımın birbirine uyumu, hocanın kafasındaki planın takıma yansıtması ve daha değerli toplu görüntü çizilmesi nedeniyle ev sahibi avantajını da kullanarak geç son tane eksikliğine rağmen Beşiktaş galibiyeti diyorum. Skor önerimde 3-1. Beşiktaş'ta Raşika, Muçi ve Semih önereceğim oyuncular. Galatasaray'dan Icardi'nin yazılması yeterli arkadaşlar. Geldik Adana Demirspor Karagümrük maçına Adana Demirspor kötü gidişat devam ediyor. Her ne kadar önceki hafta iyi futbol oynayıp da Alanya deplasmanında bir puan almış olsalar da e, bu maçta Trabzon deplasmanında ilk yarı özellikle çok kötü bir oyun ortaya koydular hakikaten. İkinci yarıdaki biraz çaba puan almaya yetmedi. Acil bir galibiyete ihtiyaçları var ama henüz oyun olarak da bu seviyeye gelemediler. Takımda biliyorsun devre arasında bayağı bir kişi gitti, bayağı bir kişi geldi ama kadro kalitesi biraz düştü. Ve başkan istifa etti. Adana Demirspor'da Murat Sancak istifa etti. Bu yüzden sıkıntılı bir Kara Karagümrük ise ben de bu hafta Karagümrük maçındaydım. Alanya maçında Olimpiyat Maçı tribünden takip ettim. Ee, bir bir berabere kaldılar. Golü buldular. 35'te kırmızı kart gördüler. Neredeyse 65-70 dakika 10 kişi oynadılar maçta uzatmalara beraber. Çok akıllı, çok iyi bir oyun ortaya koydular. İkinci hatta üçüncü golü yani böyle fırsat geldi. Bomboş kaleye değerlendiremedi hakikaten. Yani inanılmaz goller kaçırdılar. Oh, özellikle. Ama 90 -2'de gelen penaltı golüyle 3 puandan aldılar. 1 puan yetindiler. Takım olarak iyi seviyediler ve bunu skora yansıtıyorlar. Ben bu ilk maça gitmiştim Karagümrük Adan Demir maçına da gitmiştim. Bu maç gene İstanbul'da oynansaydı Karagümrük'ün ilk maçta olduğu gibi yine Adam Demir yeneceğini düşünüyordum. Ama maç Adana'da oynadığı için beraberlik diyorum. Skor önerim 1-1. Adana Demir Spor'dan Yusuf Sarı, Karagümrük'ten de Emre Mor ya da isteyen ACL yazabilir ama bu hafta ben Emre Gol'den bir skora katkı bekliyorum. Bu iki oyuncu yazılabilir arkadaşlar. Evet Antalya Spor Gaziantep Spor maçı Antalya bu hafta deplasmanda Galatasaray karşısında iyi oynamasına rağmen 2-1 mağlup oldu. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Bunu söyleyelim yani son ana kadar her an beraberliği kovaladılar ve yakalayabilirlerdi. 3 hafta önce Van der Strek'ten bahsetmiştim hatırlarsınız. Yani bu oyuncunun formu daha da artıyor daha skorer bir oyuncu. Galatasaray maçında çok iyi oynadı ve golünü attı. Bundan sonraki maçlarda da kendisine dikkat edelim diye ufak bir uyarıda bulunayım. Gaziantep'te kendi sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu ve iyice ateşe, ateş ateş hattında düştü. Dün saatler süren toplantı yapıldı yönetim kurulu olarak. Sonrasında teknik direktör e dikkat bir toplantı yaptılar. Ve hocaya devam kararı aldılar. Tam destek verdiler. Bakalım ne olacak bundan sonra göreceğiz. Gaziantep'te Draguş önemli bir oyuncu biliyorsunuz. Ona da parantez açmak lazım. Ben bu maçta Antalya galibiyeti bekliyorum. Yine gollü bir maç. 3-2'lik bir Antalya galibiyeti. Oyuncu önerisi olarak Antalya Spor'dan Van de Strek, Larsson ve Buxa yazılabilir. Gaziantep'te ise o gün orta sahada gerçekten bu sürenin parlayan yıldızlarından biri. Ve aynı zamanda tabii ki Forvet Draguş mutlaka yazılmalı arkadaşlar. Son maçımız Alanya Spor, Trabzonspor maçına. Alanya geçen hafta bir an önce dediğim gibi benim gittiğim maçta Karagümrük'te beraber kaldı 1-1. Yani rakip 70 dakika 10 kişi oynamasına rağmen net pozisyona giremediler. Son saniyede gelen penaltıyla bir puanı kurtardılar. Formu durumunda düşüş var. Fatih'teki Tekin inanılmaz çıldırıyor kenarda yani. Hakikaten kafa yedi böyle resmin. Bir de Efecan Karaca da aynı şekilde. ilk yarıdan son ikinci yarıda oyundan çıktı. O da çıldırdı kenarda hakikaten takımın yaptıklarını. Yani çok kötü bir görüntü verdiler. işin doğrusu canlı izleyince daha net gördüm. Oysa iki hafta önce gene Alanya'da maçına gitmiştim. Bu sefer Fenerbahçe Alanya maçına gitmiştim. Orada da iyi değillerdi ama genel en azından mücadele etmişlerdi. Burada inanılmaz kötüler. Trabzonspor'un yükselişi devam ediyor. Adana Demirspor maçını kendisi sahasında 1-0 kazandılar. Çok iyi bir ilk yarı ortaya koydular. Öyle söyleyeyim. İlk daha da fazla atabilirlerdi. Eksikler de geldi Afrika kupasından. Takım da kendi kendine yavaş yavaş kendini göstermeye başladılar. Ben e, Trabzonspor'un daha da iyiye doğru gideceğini düşünüyorum. Bu maçta Trabzon garip bekliyorum. Zordosu Deplasman'da 1-0 kazanacak da Trabzonspor. Kalede Uğurcan savunmada Densfil orta sahada Trezegge ve ileride Onaşuya kadromuzda yer verdik arkadaşlar. Evet 28. haftanın maçtırma analizi ve maç skoru yayınımızın sonuna geldik. Ee, kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz hepiniz arkadaşlar. Ee, oyuncu önerileri videomuz da olacak. Oraya da bir şey maç tahminleri ve oyuncu önerilerinizi yoruma yazabilirsiniz. Ayrıca bir de kadro önerisi yayınımız olacak. Oraya da bekliyoruz arkadaşlar sizi. Hep futbol ailesinden ayrılmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.